Adam geldi. Hoş geldi. Bize mutluluk getirdi. Cıvıl cıvıl çocuklarımızın olduğu Cıvıl Cıvıl Ramazan programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ekranların başında bulabilmek çok mutluluk verici. 11 ayın sultanı Ramazan'ın 29. gününden sizlere selam olsun. Evet çocuklar, sizler de buraya hoş geldiniz. Maşallah enerjik ve canlısınız, cıvıl cıvılsınız çocuklar. Evet sizler de yerlerinizi almışsınız, sizler de hoş geldiniz. Şöyle güzel kızlar, sizleri yakından bir tanıyayım bakalım. Birinci sınıfa gidiyorum, 7 yaşındayım. Okulda en sevdiğim şey boya boyamak. Sonra kursa gidiyorum. Ne kursuna gidiyorsun teyze? At kursuna gidiyorum. Atı binmeyi seviyorsun maşallah sana. Sonra okulda matematik yapmayı da çok seviyorum. Maşallah. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Bir meslek düşündün mü iyice teyze? Öğretmen olmak istiyorum. Maşallah, inşallah. İnşallah. Yeter ki isteyelim değil mi? Evet. Feyza'cığım, biraz hüzünlüyüz çünkü Ramazan'ın son günlerindeyiz hemen hemen. Biraz da sevinçliyiz tabii ki çünkü bayram yaklaşıyor, çocukların en sevdiği gün. Peki Ramazan'da hiç oruç tutabildin mi arkadaşım? Yarım tutabildim. Çok güzel. Bir kere de tam tuttum. Maşallah sana Feyza. Aferin sana. Ne yapalım, diğer arkadaşımızı tanıyalım mı yakında? Evet. Hadi bakalım güzel kızımız. Sen de şöyle yakından kendini tanıt bakalım. Benim adım Amine. 6 yaşındayım. 1. Birinci sınıfta mısın Amine? Hı-hı. Amine. Nelerle meşgul oluyorsun? Neler yapmayı seviyorsun? Boyamak. Boyamayı çok mu seviyorsun? Hı-hı. Çok güzel. Aferin sana. Tekne orucu tuttun mu Amine? Hiç sahura kalktın mı? Tekne orucu tutmuştum. Aferin sana. Çok güzel. Çocuklar biliyorsunuz artık Ramazan'ın son günlerindeyiz. Programımızı da izlediniz eminim. Buraya yarışmaya geldik. Aynı zamanda eğlenmeye, öğrenmeye geldik. Masaların başına da geçtiniz. Sorulara geçelim mi? Geçelim değil mi? Ne yapıyoruz biliyorsunuz çocuklar. Ben soruları soruyorum, bekliyorsunuz. Ve masaların üzerinde bulunan butona basıyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım o zaman sorumuz gelsin. Alkışlıyoruz değil mi çocuklar? Sizler de can kulağıyla dinliyorsunuz. Hadi bir prova yapalım bakalım. Sorumuz geliyor. Birinci sorudayız. Camide namaz kıldıran kimseye ne denir? A. Müezzin. B. İmam. C. Hafız. Namaz kıldırana ne denir? A. Müezzin mi denir acaba? B. İmam olabilir mi? C. Hafız mı? Şimdi camide namaz kıldırıyorlar ya. Hani bizler de arkasında namaz kılıyoruz. Kimin arkasında namaz kılınıyor camide çocuklar? Müezzin mi? İmam mı? Hafız mı? Bir deneyin bakalım. Ne olabilir? Bir basın, bir söyleyin. Müezzin olabilir mi? İmam olabilir mi? Hafız olabilir mi? Bir deneyin bakalım. Hadi bir cesaret. Teyze. İmam. Görüyor musun arkadaşım? Al beni. Evet, biraz daha cesaret, tamam mı? Bir puanı aldın. Teyze, aferin sana. Güçlü de bir alkış aldın, bak görüyor musun? Yani cesaret, tamam mı çocuklar? Geliyor ikinci sorumuz. Cuma günü hocanın camide konuşma yaptığı yüksek yere ne denir? Yüksek bir yere çıkıyor, orada konuşma yapıyor hocalar cuma günleri. A. Minber. B. Minare. C. Kubbe. Tekrar bir deneyin bakalım. Cuma günü hocanın camide konuşma yaptığı yüksek bir yere çıkıyor ve orada konuşma yapıyor. A. Minber. B. Minare. C. Kubbe.
Aminim. Kubbe. Kubbe caminin üzerinde şöyle bir kubbe bulunuyor. Oranın üzerinde biraz zor dururuz arkadaşım. Kayabiliriz, düşebiliriz değil mi? Dolayısıyla galiba o soru yanlış. Bir deneyelim bakalım. Tekrar. A minber, B minare. Kubbe çıktı. A minber, B minare kaldı. Teyze. Minare. Minarede ne atlıyor? Ezan okunuyor değil mi? Ezan okuyorlar, bizlere namazı davet ediyorlar değil mi? Yani basıyoruz. Ne kaldı? A minber mi kaldı acaba geriye? Sadece basmanız önemli, söylemeniz önemli. Başka bir şey istemiyorum sizden. A minber diyebilirsiniz basıp da çocuklar. Hanginiz önce basacak? Teyze. A minber. Evet, alkışlıyoruz. Ne yaptık? İki sorumuzu da Feyza mı bildi çocuklar? Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Allah'ın bize yardım etmesi için ellerimizi açıp ona yalvarmaya ne denir? Ellerimizi açıp. A. Hatim. B. Mukabele. C. Dua. Aslı evet. Dua. Evet, elbette. Alkışlıyoruz. Amine aldı puanımızı. 2-1 oldu. Yani ne yaptık? Geldik 4. sorumuza. Hadi bakalım. Namazda Subhaneke duasından sonra hangi sure okunur? Namaz kılıyoruz, Subhaneke okuyoruz. Arkasından bir sure daha okuyoruz. A. İhlas. B. Fatiha. C. Felak. Feyza. Ya. Evet, alkışlıyoruz. Puanımızı aldı. 3-1 oldu ve son sorumuz geldi. Tamam mı? Çok güzel ilerliyorsunuz. Maşallah size. Evet, gülücükler eksik olmasın yüzünüzden. Tamam mı? Aynı zamanda. Hadi bakalım. Son soru geliyor. Allah'ın verdiği bir nimeti, yemekleri, tamam mı? Ziyan etmeye, boşa harcamaya ne denir? Yapmıyoruz bizler. A. İsraf. B. İftar. C. Sahur. Teyze. İsraf. İsraf etmiyoruz. Evet, alkış. Alkışlıyoruz arkadaşım. Maşallah. Ne yaptık? Sorularımızı bitirdik. Bu kadar sorumuz vardı. 4-1 oldu. Oyunun kazananı Teyze oldu. Kaybedeni olmadı. Çünkü hep birlikte yarıştık, eğlendik, öğrendik. Alkışlıyorum sizleri tekrardan. Şimdi evet, Amine acele ediyor. Çünkü biliyor ki esmalı ağacımıza gideceğiz. Hadi gelin bakalım, ortada buluşuyoruz. Evet, ne yaptık çocuklar? Bizler Ramazan'ın başından bu yana hep birlikte ağacımızı esmalarla süsledik. Ağacımızı yeşillendirdik, öyle değil mi? Evet, Ramazan'ın son günlerindeyiz ve ağacımız yeşillendi, esmalarla süslendi. Aynı zamanda her gün esmaları öğrendik sizlerle. Aferin sizlere. Evet arkadaşlarım, burada hep birlikte yine esmalara devam ediyoruz ve ağacımızı yeşillendiriyoruz. Evet arkadaşım, çekebilirsin. Evet, En-Nur ismini çekti. Alemleri nurlandıran. Şöyle tutabilirsin çünkü sen asacaksın. Evet, El-Mümit esmasını çekti. Ölümü yaratan. Şöyle veriyorum sana. Ben de El-Vali esmasını çekiyorum. Kainatı idare eden. Hep birlikte ağacımıza gidiyoruz. Evet, ağacımız çok güzel yeşillenmiş. Doğru mu Amine Feyza? Bakın, esmalarla dolmuş ağacımız. Hadi bizler de biraz yeşillendirelim. Şu şekilde asalım. Hadi gelin bakalım. Evet, geldik çocuklarımız için hediye takdimine. Çünkü onlar çok güzel yarıştılar. Aynı zamanda eğlendiler. Aynı zamanda öğrendiler. Şu şekilde Feyza, sana hediyeni vereyim. Bakalım torbandan neler çıkacak. İyi günlerde kullan, tamam mı? Ben teşekkür ediyorum Feyza, Amine. Alın bakalım, ederim. Sizlere sürpriz olsun. Şöyle yanıma gelin. Tekrar teşekkür ediyorum geldiniz. Cıvıl cıvıl Ramazan programına cıvıl cıvıl renk kattınız. Sizlere teşekkür ediyorum, tamam mı? Evet, ekranlarınızın başında olanlar, sizler de, ben sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Ramazan boyunca bizleri takip ettiğiniz, esmaları da öğrendiniz. Eminim sizler de eğlendiniz. Evet, kuklalarımız var biliyorsunuz. Onlarla sizleri baş başa bırakıyorum.
Ve Allah'a emanet olun diyelim mi? Hep beraber el sallıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sultan kardeşim, yarın çok büyük bir gün kardeşim. Aa, hayırdır abi? Neden büyük bir gün? Yarın Ramazan-ı Şerif'in son günü ve daha sonrasında da bayram. Aa, ne çabuk geçti Ramazan ayı abi. Aynen öyle kardeşim. Yine hızlı bir şekilde geldi, geçti. 11 ayın sultanı bitti. Ama ben Ramazan ayını çok sevmiştim. Ve seninle çok güzel eğlendim. Bir sürü şey öğrendim abi. Ramazan ayı bitmeden başka öğreneceğim bir şey kaldı mı abi? Evet kardeşim. Bu Ramazan-ı Şerif ayında seninle beraber ben de çok çok şeyler öğrendim. Sana öğrettim. Eğlendik elhamdülillah. Çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Ama sana bir bilgi daha vereyim mi? Yarın evet. Bayramdan bir gün önce olduğu için. O güne ne denildiğini biliyor musun sen? Hayır, bilmiyorum. Yarın bayramdan bir gün öncesine Arefe günü denir kardeşim. Arefe günü mü? Peki o gün oruç tutulur mu abi? Tabii ki de kardeşim. Yarın hem Arefe günü hem de Ramazan-ı Şerif'in son günü. Son günü olduğu için o günde oruçlu geçirmemiz gerekiyor. Aa, peki abi Arefe gününde neler yapılır? Arefe gününde büyüklerimiz genelde bayram hazırlıkları yapar kardeşim. Nasıl hazırlıklar? Bayram temizliği gibi, sonra ikramlıkların, böreklerin, çöreklerin vesaire hazırlanması gibi. Börek çörek mi? Ay abi, canım çok çekti. O zaman hemen bayram gelsin abi. Dur Sultan, bak az kaldı zaten kardeşim. 2 güne bayram Allah'ın izniyle. Evet abi, çok az kaldı. Tabii, sadece yeme içme hazırlıkları yapılmıyor bu Arefe gününde. Arefe'nin gecesinde de Allah'a bol bol dualar edilir kardeşim. Rabbim bizi tekrardan Ramazan'a kavuştursun inşallah diye. Amin abicim. İnşallah Allah'ım ne olur sen bizi bir dahaki Ramazan'a da ondan sonraki hepsine kavuştur. Amin. Amin kardeşim. Sağlık sıhhatten ayırmasın Rabbim inşallah bizleri. Amin.